Arkadaşlar, açılışı yapacağız. Onun için açılışı içeride değil, dışarıda yapacağız. Onun için bütün arkadaşlarımızı dışarıya davet ediyorum. Evet. Evet arkadaşlar, bir dışarıya alalım hepinizi. Evet, hep birlikte değerli arkadaşlar. Zaten programımız... Seçim YouTube kanallarından bir tanesinin açılışını yapmak üzere Sayın Milletvekili, Sayın Başkanım ve Genel Başkan Yardımcım Sayın Gülsel Tekin aramızda. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Gülsel Tekin'e mikrofonu da arzu ederim. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Vekilim, Sayın İl Başkanım, değerli parti emekçileri, bugün daha önce vermiş olduğumuz seçim startının bir parçası da Zeytinburnu'nda. Zeytinburnu ilçemiz 9 tane, galiba 9 değil mi? 9, 11'in 9'unu tamamlamış, 2 tane ilçemiz kaldı. Tabii bunları aşmak kolay. Bunlardan verim almak en önemlisi olan, önümüzdeki günlerde toplumun temel sıkıntısı olan özellikle aile sigortası, yoksullukla ilgili, işsizlikle ilgili, ekonomik verilerle ilgili, taşeron işçilikle ilgili çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi'nin projeleri gelecek ve bu projeler başta Tayyip Erdoğan ve bütün AKP'lerin kimyasını bozacaktır. Ama bu kimyayı sadece Sayın Kılıçdaroğlu değil, Sayın Genel Başkanımız gününden antisaat çalışıyor. Benim örgütlerdeki arkadaşlarımdan ricam, milletvekilleri, parti meclis üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, köy köy, kasaba kasaba ev ev dolaşıp Türkiye'nin geldiği noktaları ancak sizler anlatacaksınız. Ne yazık ki eskide iletişimde kullanmış olduğumuz basın medya vardı. Şimdi basının, medyanın esir alındığı bir ortamda bir tek görev sizlere kalıyor. Ben inanıyorum ki bu görevi en iyi şekilde sizler yerine getireceksiniz. Türkiye'nin tek umudu Cumhuriyet Halk Partisi'dir.
Bizim de umudumuz sizlersiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Evet değerli arkadaşlar, Sayın Genel Başkan Yardımcımız, daha sonra tekrar diğer seçim itibat yollarımızda çalışına ilgili Zeytinburnu'nda yapacağımız programı il başkanımızla birlikte katılacaklar. Bu iki programı burada bitiriyoruz. Geldiğiniz, katıldığınız için hepinizin ayağına sağlık. Bir dahaki etkinlikte buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. O nedenle başka bir zaman herhalde gelecek, birlikte yine bize açıklamalarda bulunacak. Değerli arkadaşlar, bu seçim bürosu epeyden beri açık biliyorsunuz. Ve biz burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir komitemiz var. Bu komitenin başkanlığı görevini de ben yapıyorum. Bazı genç arkadaşlarımız vardı. Onların da işleri vesaire vardı. Biz şimdi bakıyoruz. Çalışmalarımız burada mümkün olduğu kadar sokak örgütlemesi bazında oluyor. Sürekli seçim bürosu açık. İnsanlar buraya geliyor ve gidiyor. Biz bir takım bu çevredeki insanların ziyaretlerine gidiyoruz. En çok odaklandığımız olay sandık başı görevlerini tespit etme olayıdır. Uzun zamandır bununla uğraşıyoruz. Şimdiden belirleyelim dedik. 80 dolayında birebir görüşerek arkadaşlarımızı tespit ettik. Bizim bu mahallemiz büyük bir seçmen kitlesi olan bir mahalle. 27 bin dolayında seçmeni var. Referandumdan son olarak 66 sandığımız vardı. Şimdi belki de daha çoğalacaktı. Sandıklara sahip çıkmak zorundayız. Sandıklara sahip çıkabilmemiz için de gelecek olan arkadaşlarımızın gönüllü, istekli, içinden gelerek görev yapması gereken insanları bulup tespit etmeye çalışıyoruz. Geçmişten beri bu konularda bu ilçemizde sürekli sıkıntılar oluyordu. Ama inşallah bu seçimde kesinlikle olmayacak. Çünkü diğer mahallelerde de böyle bir çalışmalar var. Her cuma günü burada saat 19.30'da toplantımız oluyor. Toplantımız örgüt toplantısı anlamında işte güncel olayları kendi aramızda konuşuyoruz. Siyasi olarak neler oldu, neler bittiğini gelen arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Onlarda da bireysel çalışmalarda etkili ve bilgili bir şekilde vatandaşlara genel merkezimizin, genel başkanımızın açıklamış olduğu projeleri anlatmasıyla ilgili bir rehberlik yapmış oluyoruz. Şimdi ben bu konuyla ilgili fazla zamanınızı almak istemiyorum. Yani buradaki çalışmalarımızı kısaca özetledim. Partili arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz. Özellikle cuma akşamki toplantılarımızda önemli rica ediyorum. Buyurun gelin, güncel konularımızı, çalışmalarımızı hep birlikte yönlendirelim. Şimdi ben sözü Sayın İlçe Başkanıma veriyorum, mikrofonu veriyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Evet, Ali Başkanımız da söyledi. İl Başkanımızın yoğun, Genel Başkan Yardımcımız Gürsel Tekin yoğun programından dolayı havaalanından gidecek. Onun için buradan da geçerken Zeytinburnu ilçemizin açılış programını, Ters Mahallemizin irtibat bürosunun açılış programını gerçekleştirelim dedi. Ve geldiler, nezaket buyurdular, güzel bir açılış yaptık. Yine aramızda parti mevsiyemiz Aytaç Yılmaz hanımefendi var. Bizim kadınlarımız Zeytinburnu'nda kadın kollarımız çok örgütlüdür. Şunu söylemek isterim. Kadın kolumuz 8 Mart Dünya Emekçiler Günü'nde 1000 tane kadını toplayarak kapalı bir spor salonunda, kapalı bir düğün salonunda ciddi bir toplantı yaptılar, organize ettiler. Bence İstanbul'da hiçbir şey yapmadı. Onun için siz buradayken ben size mikrofonu vereyim. Kadınlarımız da buradayken bir hasbihal ederseniz ben görüyorum. Değerli Zeytinburnu Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, Seçim İrtibat Bürosu hepimize hayırlı olsun. Şu anda bir seçim sürecine girmiş bulunuyoruz. Çok önemli bir süreç yaşıyoruz biliyorsunuz. İkinci Kurtuluş Savaşımızı yaşıyoruz. Bunu böyle göreceğiz.
çok çalışmamız gerekiyor. Hepimiz üstümüze düşen yurttaşlık görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Hep birlikte el ele, kol kola, birbirimizi ötelemeden, birbirimizi ayrı tutmadan, Cumhuriyet Halk Partili siyasi bir ailenin üyeleri olarak üstümüze düşen görevi sonuna kadar yerine getireceğiz. Hepiniz biliyorum ki çok heyecanlısınız. Çalışma için hanımlarımıza bakıyorum, heyecanla bakıyorlar. Hanımlarımıza ve gençlerimize Sayın Genel Başkanımız biliyorsunuz çok değer veriyor, önem veriyor bu konuda. Bizlerden çok beklediği şeyler var seçimle ilgili. Onun için çalmadık kapı bırakmayacağız, girmedik ev bırakmayacağız. Aile sigortası programımızı herkese anlatmamız gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Bunun için hepimizin bunu da çok iyi öğrenmesi gerekiyor, aile sigortası programını. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah iktidarla tekrar bir araya geleceğiz. Hep birlikte bunu kutlayacağız. Sizleri çok seviyorum. Yolumuz açık olsun. İktidarda buluşalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Kendi aramızda sohbet edebiliriz artık. Yani resmi toplantımız bitmiştir. Oldu. Alıyor mu? Alıyor. Alıyor. Arkaya gitti. Buradan çekmiş abi.